vatansever, büyük vatan şairi Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında gene değişik duygularla alıyoruz. Ben onu 1960 senesinin Ağustos ayının bir kongre gününde tanıdım. Bir Türk heyetiyle beraber Vatan'da yazan bir gazeteci, aynı zamanda bir dış politika yazarı olarak giden Türk heyetine ben de katılmıştım. Orada kongrenin, toplanan uluslararası kongrenin ilk günü Yeni Üniversitesi'nde Başbakan Yardımcısı Mikoyan'ın açılış konuşmasından sonra verilen molada dışarı çıktığımda Nazım Hikmet'i gördüm. Etrafında kadın ve erkeklerden oluşan neredeyse bir böyle kulenin etrafı gibi kuşatılmış durumdaydı. Ama gene de onlardan uzun boyuyla ve ak ve sarı karışımı saçlarıyla bir böyle yüksek dağ zirvesi gibi görünüyordu. İki adım öteden Nazım Bey, Nazım Bey diye seslendim. O etrafındaki insanları eliyle yardı ve bana geldi. Siz burada ha diyerek. Daha önce kendisini tanımamıştım. O da beni tanımıyordu tabii ki. Ama geleceğimizi biliyordu böyle bir heyetin. Heyette benim olduğumu da öğrenmiş olmalıydı. O tarihte kendisiyle konuştum, dertleştik. Ama şunu gördüm ki, Moskova'da bulunduğu yaklaşık 10 yıl içinde ona kimse merhaba Nazım dememişti. Ne bizim elçiliğimizden, ne oraya gidip gelen turistlerden, ne heyetlerden kimse bu vatan şairine merhaba Nazım dememişti. Sanki o vebalıydı. Bugünkü deyimle söylersek sanki korona virüslüydü. Oysa o içiyle dışıyla tertemiz bir insandı. Tertemiz bir büyük Türk'tü o. Bir büyük, dünyaca kabul edilmiş bir büyük Türk'tü. O tarihte ben 30 yaşındaydım. Aradan şimdi tam 60 sene geçti. Artık yaşımı siz tahmin edin. Kendisiyle hemen her gece bir Gürcü lokantasında beraber olduk. Dertleştik, konuştuk. Gerçekten çok muhteşem bir insandı. Haziran ayı aslında enteresan bir ay. 2 Haziran Orhan Kemal'in vefatı, 3 Haziran Nazım Hikmet'in ölüm tarihi. Tabii ki bu iki insanın Bursa cezaevinde karşılaşıp ve Orhan Kemal'in bir şairlikten öykücülüğe, romancılığa dönüşmesinin en büyük gücü aslında Nazım Hikmet. Tabii belli bir süre ikisi bir arada kaldıktan sonra 26 Eylül 1943'te babamın cezası bitip ayrılıyor Bursa cezaevinden. Ayrılmadan bir gün önce Nazım Hikmet'e bir şiir yazıyor ve Nazım Hikmet bu şiiri okuduğunda oturup ağlıyor. Bu şiiri ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta o günün anısına mahkumlarla birlikte babamın çekmiş oldukları bir fotoğraf var şu anda benim de üstümde. Orada Nazım Hikmet babamın elini tutuyor ve o el ölümüne kadar da dostane bir şekilde devam ediyor arkadaşlıkları ve dostlukları. Şiir şöyle, şiirin ismi Nazım Hikmet'e. Sen Promete'nin çığlıklarını, kaba kıyım, tütün gibi piposuna dolduran adam. Sen benim mavi gözlü arkadaşım, Kabil değil unutmam seni. 26 Eylül 1943, seni yapayalnız bırakıp hapishanede, bir üçüncü mevki kompartımanda kupa yerken koşacağım memlekete.
ve tren bir güvercin gibi çırpınarak istasyona girecek, gözü yaşlı bir genç kadına 5 senenin ardından kocasını getirecek. O der ki boş verip istasyon halkına, yanaklarından öperken sevgilimi, sen neşeli mavi gözlerinle bakacaksın içinden bana. O der ki yürekten her şey atılacak, ekmek, kin, hasret. Fakat Nazım Hikmet, sen şu kadar kilometre uzakta kalmana rağmen, aydınlık yüreğimin duvarına dayayıp sarı saçlı başını, batan bir yaz güneşi hüznüyle ağlatacaksın arkadaşını. Günler geçecek, ekmek derdi çökecek omuzlarına, fabrika, makinalar, tezgahın, sana şeker kamışı portakal yollayacağım. Karım yün çorap örecek, her hafta mektup yazacağız. Unutabilir miyim seni, tahta kurusu ayıkladığımız hapishane gecelerini? Ve radyoda şark cephesinden haber beklediğimiz müthiş anların küfrünü. Unutabilir miyim seni, hala beton Malta boylarında duyuyorum takunyalarının sesini. Unutabilir miyim seni hiç, dünyayı ve insanlarımızı sevmeyi senden öğrendim. Hikaye, şiir yazmayı ve erkekçe kavga etmeyi senden. Ruhları şad olsun. Kimi kişilerin varlığının değeri yokluklarında daha iyi anlaşılır. Nazım onlardan biridir. Bir dönem yalnızca belli bir dünya görüşüne inananların, direngenlerin, yokluğun, yoksulluğun, haksızlığın ortadan kalkması için tek yol görenlerin Nazım'ıydı. Çok sular aktı köprülerin altından, şimdi Nazım herkesin. Herkesin bir Nazım'ı var. Olsun, bu onun büyüklüğünü gösterir. Bana göre de bir Nazım var. Bütünlüğü içinde gördüğüm, inanışıyla, direnişiyle, savaşımıyla, aşklarıyla ve her daim muhalifliğiyle bir insan Nazım. Bu nedenle Nazım Sen Gittin Gideli diye bir kitap yazdım, oluşturdum. 50. ölüm yıl dönümünde yayımlandı bu kitap. Bu nedenle o yıl bir grup dostumla Nazım'ın Moskova'daki mezarının başındaydım. O nedenle mektuplar yazdırdım Sen Gittin Gideli diye başlayan. Aramızdan ayrılanların ardından mektup yazma, yazdırma geleneğini oluşturan bir işti bu. Sevindirici bir iş. Bir şiirinde son arzusu olarak getirmişti bu özlemi. Anadolu'da bir çınarın altına gömülmek istiyordu. Taş, maş da istemiyordu. Bütün tartışmalara, girişimlere karşın bu vasiyet gerçekleştirilemedi ve böyle de sürüyor. O nedenle Nazım'ın mezarı hala Moskova'da. Ama şimdi yurdumuzun çeşitli yerlerinde, işte burada gördüğümüz gibi Ataşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi adına parklar, karşıda gördüğümüz gibi Nazım için anıtlar dikiliyor. Adı kültür merkezlerine, yapıtlara, büyük yapıtlara veriliyor. Nazım Hikmet, Türkiye'nin dününün, bugününün ve geleceğinin en büyük üniversitesidir. Bu en özgür, en demokratik üniversite, anti-emperyalizmin, anti-faşizmin, bağımsızlığın güvencesidir. Barışın, umudun, iyimserliğin, yaşama sevincinin, insani duyarlılıkların, özverinin, sevdanın, kavganın, insan ve yurt sevgisinin üniversitesidir. Türkçenin, şiirin, sanatla güzelleşmenin, aydın sorumluluğunun, bilgeliğin, insanlık onuru ve vicdanının üniversitesidir. Pablo Neruda diyor ki, onun sesi yeryüzünün sesi olmuştur. Şiirlerimin onunkilerin yanında olmasıyla övünüyorum.
Jean-Paul Sartre diyor ki, ölüm onun ilk ve son uykusu oldu. Aksamadan uyanık durmuş bir insanın eserleri şimdi nöbeti alıyor. Kendisinden sonra artık onlar uyanık kalacaktır. O hiçbir zaman uyumadı. Evet, Nazım Hikmet'in yaşam nöbetini tutan kitaplarıyla ilk gençliğimden beri hep yoldaş oldum. Öğretmen okulu yıllarımdan beri 50-60 yılı geçti. Tanışıp buluştuğum Nazım Hikmet şiirini hiç bırakmadı beni. Ben de onu hiç bırakmadım. Her zaman yanımdaydı. Özellikle ülkemizin yaşadığı bungun dönemlerde, 12 Mart, 12 Eylül gibi dönemlerde Nazım'ın şiirleri benim gibi o dönemleri acılar içerisinde çeken bütün insanlara yoldaş olmuştu. Nazım Hikmet'in şiirinin yaygınlaşmaması için çok özel bir mücadele verilmesine rağmen bu şiirin bütün badireleri atlatarak hayatta kaldığını ve bugüne geldiğini görüyoruz. Nazım Hikmet'in hem hayatı hem de şiiri kendi iradesinin dışında işte bir takım badirelerle sürekli kesintiye uğruyor ve bölümlere ayrılıyor. Nazım Hikmet'in şiirini kabaca 4 bölüme ayırmak mümkün. Bunlardan ilki, ilk gençliğinden itibaren yazdığı şiirler, 1922'ye kadar yazdığı şiirler ve dönemin genel anlayışını yansıtıyor. Dönemin genel anlayışı da özellikle 1918 ile 1922 arasında şiirin heceyle yazılması ve yine siyasi koşullar nedeniyle milli duyguların öncelikli olarak anlatılması. Nazım Hikmet'in ilk şiirleri de heceyle ve milli duygularla yazılmış şiirler. Ama Nazım Hikmet'in şiiri özellikle Türkçe şiirde yaptığı etki bağlamında bakıldığı zaman bu ilk dönem şiirlerinin ihmal edilebilir olduğunu söylemek mümkün. Asıl olarak şiirindeki değişim 1922'de önce Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya geçmesi, oradan da Sovyetler Birliği'ne, Moskova'ya geçmesiyle başlıyor. Kendi ifadesiyle 1922 yılında Moskova'ya giderken yolda karşılaştığı açlık onu çok fazla etkiliyor ve hecenin kalıplarının bu gördüğü açlığı anlatmaya yetmeyeceğini fark ediyor. Ve bu nedenle de serbest şiire doğru adım atıyor. Ayrıca Moskova'ya ulaştığı zaman orada bir takım avantgard hareketlerden etkilenerek serbest şiirin ilk denemelerini yapıyor. Ama bu dönemde 1928'e kadar kısa bir aralık dışında hep Sovyetler Birliği'nde olduğu için Türkiye'deki edebiyat ortamında şiirlerinin çok yankı bulduğunu söylemek mümkün değil. Aydınlık gibi bir takım politik gazetelerde şiirleri yayınlanıyor ama bunun edebiyat dünyasına da alımlandığını söylemek çok mümkün değil. 1928 yılında Türkiye'ye döndükten sonra asıl etkisini görmeye başlıyoruz Nazım Hikmet'in. Ve 1929'dan itibaren de peş peşe kitaplarını yayınlıyor. Ta ki 1936'ya kadar. 1929 ile 36'nın arasında Nazım Hikmet'in o asıl şiirini, şiirinin gövdesini görmeye başlıyoruz. Ki bu hayli üretken de bir dönem Nazım Hikmet açısından. 10 tane kitap yayınlıyor. Bu 10 kitaptan 4 tanesi Nazım Hikmet şiirinin çok belirgin biçimde karşımıza çıktığı kitaplar. Ki ilki işte 1929'da yayınlanan Joconde ile Siyahı. Bir diğeri 1932'de yayınlanan Benerci Kendini Niçin Öldürdü. 1935'te yayınlanan Taranta Babu'ya Mektuplar. Ve 1936'da yayınlanan Şeyh Bedrettin Destan. Bu 4 kitabın ortak özelliği Nazım Hikmet şiirinin belirgin özelliklerini çok net biçimde göstermiş olmaları. Bunlardan birincisi serbest şiirle yazılan metinler. Ama asıl daha etkili olan, belirleyici olan ve Nazım Hikmet'in başarısının göründüğü yerse türler arası geçişler yapan metinler olması. Nazım Hikmet serbest şiire geçse de daha işte konvansiyonel diyebileceğimiz bir şiiri de devam ettiriyor. Daha parçalı, kısa metinlerden oluşan şiirleri de yazıyor. Ama bu 4 kitapla birlikte bütünlüklü uzun şiirler yazıyor. Ve bunların türler arasında geçişlere imkan verecek biçimde kurgulandığını görüyoruz. Ki zaten bu kitaplarla ilgili gazetelerde çıkan ilanlarda ya da kitapların sonunda yer alan, gelecekte yayınlanacak kitaplarla ilgili bilgiler kısmında roman diye bu kitaplardan bahsedildiğini görüyoruz. Ki metne de baktığımız zaman yalnızca şiir biçiminde kurgulanmadığını, kimi yerlerin düz yazı biçiminde kurgulandığını, hatta Taranta Babu'ya Mektuplar'da olduğu gibi
doğrudan gazete haberlerinin aldığı, kolajın kullanıldığı kitapların olduğunu görüyoruz. Nazım Hikmet'in serbest biçimli ve türler arası geçişle kurguladığı kitapları arasında Şehbetreddin Destanı'nın bir zirve olduğunu söylemek mümkün. Ama büyük bir talihsizlik, Nazım Hikmet'in kendi şiirinde zirveye ulaştığı kitap, Türkiye'de yayınlayabildiği son kitap oluyor. 1936'dan itibaren sürekli yargılamalarla karşılaşıyor ve 38 yılında donanma davası nedeniyle 28 yıl cezaya alarak hapishaneye giriyor. Ki burada da Nazım Hikmet'in şiirinde yeni bir dönemin başladığını görüyoruz. Bu yeni döneminde de özellikle işte başyapıtı sayılan Memleketinden insan manzaralarının hazırlanmaya, yazılmaya başladığını görüyoruz. Ama ilk olarak yazmaya başladığı kitap 1938'den itibaren Kuvayi Milliye olacak. Ki Nazım Hikmet'in 1929 ile 36 arasında yazdığı kitaplarda karşımıza çıkan bir özellik bu kitapta da karşımıza çıkıyor. Hep yalnızca teknik düzeyde getirdiği yenilik değil, bunun yanı sıra içerik düzeyinde de alternatif bir tarih sunuyor Nazım Hikmet. Bunu Taranta Babu'da çok açık biçimde görmek mümkün. O dönemde Türkiye'de İtalya bir biçimde desteklenirken o alternatif bir anlatı kurmayı tercih ediyor. Benzer biçimde Şehbedreddin Destanı Türkiye'deki sosyalistler için bir köken anlatısı kuruyor. Kuvayi Milliye Destanı'na baktığımız zaman da daha cephe gerisinde kalmış savaş kahramanlarının anlatıldığını görüyoruz. Kuvayi Milliye Destanı Şehbedreddin Destanı ile başlayan o türler arası geçişin yine kullanıldığı, daha ustalıklı biçimde kullanıldığı bir metin. Ama Nazım Hikmet'in işte asıl başyapıtı Memleketimden insan manzaraları. 1940'lı yıllarda hapishanede yazılıyor bu metinler. Ki şunu da görüyoruz, Nazım Hikmet'in yapıtları uzadıkça başarısı da çok daha belirgin hale geliyor. Kısa yapıtlarda değil de uzun yapıtlarda Nazım Hikmet'in şiirde yaptığı o yeniliği, gerçekleştirdiği teknik yeniliği görmek mümkün hale geliyor. Memleketimden insan manzaraları da bu kitaplardan birisi. Şunu da belirtmek gerekir, Memleketimden insan manzaraları yalnızca Türkçe edebiyatının değil aslında dünya edebiyatının başyapıtlarından birisi. Ama ne yazık ki hapishane koşullarında yazılan bu kitap üzerinde Nazım Hikmet çalışmak için ne yazık ki fırsat bulamıyor. Ayrıca Nazım Hikmet bu kitabın Türkiye'de yayınlandığını da ne yazık ki göremedi. 1966 ve 67'de Mehmet Fuat'ın editörlüğünde bu kitaplar yayınlanabildi. Ve Türkiye'li okur da ancak bu tarihten sonra bu metne ulaşabildi. Yani yazıldığı yıllarda, 1940'lı yıllarda edebiyat ortamında Memleketimden insan manzaralarından haberli olmak mümkün değildi. Ki yani eğer haberli olsaydı belki de Türkçe şiirin yönü bambaşka olabilirdi. Ama o dönemde özel bir çabayla bu şiirin edebiyat ortamından uzak tutulduğunu görüyoruz. 1950 yılında Nazım Hikmet özel bir afla hapishaneden çıkıyor ve 1951 yılında Rusya'ya gitmek zorunda kalıyor. Ki 1951 ile birlikte Nazım Hikmet'in şiirinde yeni bir dönemin başladığını görüyoruz. Ölümüne kadar, 1963'e kadar da bu dönemi devam ediyor. Ki Rusya, Sovyetler Birliği'ne gittikten sonra Nazım Hikmet'in şiirden daha çok sinemayla ve tiyatroyla ilgilendiğini görüyoruz. Ve şiiri de büyük oranda zayıflıyor denebilir. Ki Nazım Hikmet'le ilgili çalışmaların büyük bir çoğunluğunda bütün incelemeciler hemfikir gibi görünüyor. 1951 ile 63 arası Nazım Hikmet'in şiiri açısından çok da başarılı değil. Yalnızca birkaç istisna var. Bu istisnaların da başında gelen Enis Batur'un deyişiyle Kuğunun son şarkısı olarak değerlendirilebilecek Saman Sarısı şiir. Ki yine bu dönemde Nazım Hikmet'in başarılı bulunan şiirlerinin ortak özelliği belli bir uzunluktaki şiirler olması. Kısa şiirleri genelde başarısız bulunuyor. Burada bir kere daha Nazım Hikmet'in başarısının uzun metinlerde çok daha net biçimde görüldüğünü fark edebiliyoruz. 3 Haziran 1963'te Nazım Hikmet vefat ediyor. Ve dünya edebiyat tarihinde galiba başka bir örneği yok. Şairin kendi memleketindeki asıl hikayesi ölümünden sonra başlıyor. 1929 ile 36 arasında yalnızca 7 yıl kitap yayınlayabilen bir şair Nazım Hikmet. 1936 ile 65'in arasında yaklaşık 30 yıl boyunca kitaplarının yayınlanmasına izin verilmiyor.
1965'te her ne kadar yasalar hala izin vermiyor olsa da fiili olarak bu yasak delinerek Nazım Hikmet'in kitaplarının yayınlanmaya başladığını görüyoruz. Ve bu şiirlerin yayınlanmış olması edebiyat kurumunu köklü biçimde dönüştürüyor ve büyük bir etki yaratıyor. Ama dediğim gibi 1965'te de henüz Nazım Hikmet'le ilgili yasak kalkmış değil. Ama insanlar Nazım Hikmet okumak istedikleri için bu yasak fiili biçimde deliniyor. Sonrasında 1990'lı yıllara kadar da bu yasağın bir biçimde devam ettiğini görüyoruz. Ama konuşmanın başında da söylediğim gibi Nazım Hikmet bütün bu badireleri atlatarak bugün Türkçe şiirin en önemli şairlerinden biri olarak kabul ediliyor.